Tekrar merhaba gençler. MEF Söyleşilerin 10. gününe hoş geldiniz. İkinci seansta misafirimiz Ozan Sönmez. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ozan şu anda Growth Circuit San Francisco girişim hızlandırma programının kurucu yöneticisi. Ozan şunu bir anlat ya, ne yapar bu Growth Circuit girişim hızlandırma programı? Güzel. Ne kurdun ne yönetiyorsun? Ne menen bir şey yapıyoruz. Growth Circuit uluslararası kuluçka merkezi olarak belgelendirilen, seçilen San Francisco'da, Bay Area'da, Silikon Vadisi'nde Türk girişimcilerin daha hızlı müşteriye, mentora, know-how'a ve yatırıma ulaşmasını sağlayan hızlandırıcı programlar dizayn eden bir yapı. Ben 2 sene önce onun başına geçtim. Ondan önce bir coworking space olarak faaliyet gösteriyordu çoğunlukla. 2 senedir de işte global oyuncularla UC Berkeley gibi, Draper University gibi, US Market Access Group'lar gibi oradaki know-how'a bizim Türk girişimcilerin daha hızlı erişmesini sağlıyor. Şimdi Ozan'cığım, bizi dinleyenler liseli tamam mı? Süper. Bir kısmı da maalesef İngilizce falan bilmiyor. Bir de böyle şimdi ne alaka falan diyorlar. Türk girişimcilerine Amerika'da destek veriyorum. Aynen. Değil mi? Yani böyle özetleyeyim. Tamam, güzel. Fikrin var, Türkiye'desin, büyütmek istiyorsun bunu. Pazara ulaşamıyorsun, paraya ulaşamıyorsun, bilgiye ulaşamıyorsun. Gel diyorsun, bize seni Amerika'ya götürelim. Götürelim mi diye ben bir konuşuyorum, bizim ekip bir konuşuyor. Yardımcı oluyoruz, mentorluk yapıyoruz. Programlara dahil ediyoruz. Kısa dönemli, hızlandırıcı program dediğimiz programlara. İyi olanlara da yatırım yapıyoruz. Amerika'da başarılı olmalarını Bir kurumla bağlantı var mı Türkiye'de? Biz Growth Circuit olarak ODTÜ Teknokent'in kurduğu yatırım şirketinin bir iştirakiyiz. Ama sadece ODTÜ'lüler için değil, bütün üniversitelerden gelen bütün Türk girişimciler için kapımız sonuna kadar. Yani aslında bu bir Türkiye'den dışına beyin göçü projesi değil. ODTÜ'nün projesi ama ODTÜ'lülerle de kısıtlı değil. Aynen. Girişimci olmak isteyen Türkler... Türkiye'de bir yere kadar gelmiş ama tırmalıyor, patinaj yapıyor. Evet. Amerika'ya nasıl geçeriz? Bu işlerle uğraşıyor Ozan. Aynen. Peki Ozan, şimdi arayı dolduracağız da biraz geriye gidelim. Sen ne okudun? Ben iktisat okudum. İktisat okudun. Nerede? ODTÜ'de. Peki nasıl yaptın tercihini? Neden iktisat okumaya karar verdin? Ben neden iktisat okumaya karar verdim? Ben matematiği çok seviyordum. Ha. Türkçe'yi de çok seviyordum. Ha. O dönemde sene 90 lise girişliyim ben, Bornova Anadolu Lisesi girişliyim. 90'da girdiğimiz işte bu sistemler, ÖSS diye bir şey vardı. Matematiği de sevdiğim için, Türkçe'yi de sevdiğim için sen Türkçe matematik... TMC ol dediler. Dediler. Ben de olur dedim. Sonra TMC olduktan sonra ne olacağım dedim. İşte işletme okuyabilirsin, iktisat okuyabilirsin, uluslararası ilişkiler okuyabilirsin, kamu yönetimi okuyabilirsin falan dedim. Dedim yani okey iyi, iktisat bana iyi geldi. Niye? Çünkü daha çok matematik var. Bir de daha teorik. Bilim. Bilim, aynen. Yani iktisat bilimini ben ilgilendim. Ama tabii hani ODTÜ iktisata girmem, bir boşta Boğaziçi'ne girmemem, işletmeye kaçırmam vesaire, o tamamen tesadüf bir yerden. İşletmeyi de yazdın tabii, yani. Tabii ya, standart işte ODTÜ, Boğaziçi, Koç, Sabancı hepsi tık 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 yazdım. İşletme iktisat, işletme aynen, iktisat aynen, diye aynen, yazdın. Bir şeyleri yazmadım işte, uluslararası ilişkiler, kamu falan yazmadım. İşte kaderin cilvesi. İşletme de okusam ben matematik geldi. Yapardım. ODTÜ iktisat geldi. Peki bitirdikten sonra hemen hayata atıldın mı? Ne yaptın? Evet. Ben en büyük gollerimden bir tanesini bir hocamdan yedim. Profesörümden yedim. Ben iktisat tarihi asistanı oldum. İkinci sınıftayken. İkinci sınıftayken birinci sınıfları. Üçteyken birleri, ikileri. Dörtteyken bir, iki, üçleri. ODTÜ'de bu mümkün yani. Tabii. Yani teaching assistant, hocaya yardımcı oluyordum. Argör olmadan, araştırma görevlisi olmadan. Yani stajyer gibi düşünebilirsiniz. Teaching assistant'ın şeyi ne? Araştırma görevlisi aslında da. Yok, asistan, derste asistan, asistan ya. Asistanla yaptım, öyle diyeyim. Ve ben çok sevdim yani Osmanlı iktisat, Osmanlıca öğrendim. Osmanlı iktisat tarihi okudum. Hani o dönemi ben hani tarihi de sevdiğim için oraya da ilgim oldu. Son sınıfa kadar, son şeye kadar da, döneme kadar da ben çok erken bitirdim aslında. 3 senede bitirdim. Çünkü hep yaz okullarında yaz okulu aldım. Ama ortalamam yetmediği için erken mezun olmadım. Son dönemde de vaktim vardı. İşte staj yaptım falan. Ortalamam da 2'nin altında mıydı? 2.8'in altındaydım ben.
Hadi ya. Tabii tabii. 2.8 ortalama mı gerekiyordu? 2.80 mi gerekiyordu? 2.80 gerekiyordu erken mezun olmak için. Böyle hatırlıyorum. Ha, ortalama 2.80 olmayınca 3 yılda bitsen bile mezun etmiyorlar. Etmiyorlardı. Ne kadar garip ya. Ha, ondan sonra ben işte caz tarihi aldım, Osmanlı iktisat tarihi, Osmanlıca geliştirdim falan. Ben ama akademisyen olacağım diye bekliyorum. Yüksek lisansa gireceğim diye bekliyorum. Hoşça bir sene geçirdim. Sonra Erdal hocam, sağ olsun Erdal Yavuz, dedi ki sen şey yapma, cross pollination yani hep aynı yerde büyüyerek, hep aynı şeyi öğrenerek kendini geliştiremezsin. Sen bir çık dedi. Hani dedim nereye çıkayım? Bilmiyorum, sen çık dedi. ODTÜ'de ben hep yurtta kaldığım için birinci sınıftaki o da arkadaşlarım işletme son sınıftı. Ben onlar mezun oldular tabii. Ben bir bitirdim, onlar mezun oldular. Hepsi denetim danışmanlık şirketlerine girmişlerdi onlara. Dedim ne yapacağız? Dediler ki biz sana bir iki şey yapalım. Hani tavsiye edelim. İşte denetim danışmanlık böyle. Birazcık analiz yapıyorsun, Excel biliyorsun. Benim hani matematik bir de şey yapıyordum ben. Laboratuvarlarda da asistanlık yapıyordum. İşte ODTÜ'de bilgisayar tarafını da geliştirdin. Hani kodlamaya girmedim ama işte teknoloji okur yazarısın. Aynen, ofis aynen. Falan biliyorsun ya, hepsini, Excel. Hani takla attırmayı biliyordum ben şeydeyken. Bir de hani iktisattayken de işte bütün şeyleri bilgisayar destekli yapıyorduk. İstatistiki analizler vesaire. O bana çok destek oldu sonradan. Öyle ben şeye girdim. Denetim danışmanlık şirketlerinden bir tanesine girdim. Deloitte'a. Ondan sonra da kariyerim tamamen öyle şey oldu. Ama çok değişti sonra benim kariyerim. Denetimden danışmanlığa mı geçtin? Çok küçüktü o dönem bu denetim danışmanlık şirketleri. Kendi işlerinde danışmanlık bile birimleri bile yoktu. Yani 2001'den bahsediyorum. Kurumsal finans danışmanlığı birimi mesela 2003'te açıldı Deloitte'da. Yani biz hem denetim yapıyorduk ama danışmanlık gerektiği zaman da hazır bilgili insan olarak oralara kanalize olabiliyorduk. Yani ben daha çok denetim mezunu yaptım. Olarak üstüne eğitim almadan denetim evet. Sektörüne aynen, küt aynen. Diye girdin. Girdim. Tabii bütün şirketler kendi eğitimlerini veriyorlar. Biz 2 aya yakın bir eğitim aldık orada. Orada esas her şey öğrendim. Yani İktisat diplomasıyla ne yapabilirim? Üstüne illa bir şeyler yapmam gerekiyor mu? Hayır. Eğer eğitim iyiyse tabii. Yani denetim aslında girebileceğin en bariz yerlerden bir tanesi iktisat. Ama tabii muhasebeyi falan iyi öğrenmiş olman gerekiyor. İktisatta muhasebe öğrenmiyorsunuz. İşletmeden aldın onları herhalde. Bizde vardı muhasebe ama tabii bizim öğrendiğimiz muhasebeyle hani gerçek hayattaki şey çok bambaşkaydı. Hızlı bir şekilde öğrendin onu. Çünkü 2001 dönemi kriz dönemindeydik biz. Bizi o kadar hızlı eğitmek ve o kadar çok müşteriye göndermek zorundalardı ki biz bir sene içinde atıyorum benim en unutamadığım şeylerden bir tanesi çok büyük Türkiye'deki grupların bir tanesine gidip işte CEO'yla, CFO'yla hani bir şeyleri bir akademik baz etrafında işte teamül ve vergi hukuku esasında tartışmamız gerekiyordu. O yüzden ben uyuduğumu hatırlamıyorum o sene. Uyuduysam da koltukta falan uyumuşumdur yani. Peki ondan sonra bir yüksek lisans var galiba. Ondan sonra yüksek lisans var. Ben bu eğitim tarafını çok sevdiğim için bizim yani Deloitte'deyken müşterilerimizden bir tanesi İstanbul Bilgi Üniversitesi'ydi. Bilgi Üniversitesi de Türkiye'deki ilk Dünya Bankası destekli online işletme eğitim programını açmıştı. O yüzden de denetlenmesi gerekiyordu. Çünkü bir finansal destek vardı orada. Ben onun denetimini yapmaya başladım. Yani eğitim sektörünün içine gene girdim, kendimi soktum. Sonra da üniversitedeki biz büyüyoruz. Hani bu finansal destek, danışmanlık ve şeyleri içeriden yapacak birisine ihtiyacımız var dedi. Beni işe aldı. Ama ben yine finansçıyım. İç denetimci tabii, oldun. İç denetim oldum. Finans yöneticisi oldum. Ama ben mali müşavirim bu arada. Mali müşavirliğimi aldım. Çok siyah beyazdım ben. Üniversitedeki yöneticilerim sağ olsun dediler ki hani sen artık yönetici oldun. Hani böyle finansta ne? 3'se 3, 5'se 5. Hani 4 olur mu yapmazsın şeyde, mali müşavirlikte. Dediler ki sen bir yüksek lisans yap, işletme öğren. İşletme ile alakalı şeylerin geliştir dediler. Tamam dedim ben de geliştiririm. Biraz sallan, biraz yuvarlan. Tabii tabii ben orada siyah beyaz abi de gri varmış orada öğrendim. Yani hala kendilerine müteşekkirimdir. MBA'de yani. Sana böyle bir daha tabii. Dünya görüşünü genişletti, yani vizyon bütün, kattı. Bütün işletme teorisinden şey girişimciliğe girmemin sebebi de odur. Yine ben çalışan olmama rağmen işletme KOBİ yönetimi ve girişimcilik dersine teaching assistantlık yapmaya başladım. Kendi dönem arkadaşlarıma bu girişimcilik mevzuları bu sene de 2010, 2006, 2007 falan.
Yani işte bu Steve Blank'lar, Alexander Osterwald'lar, Lean Startup'ların kitapları falan. Kitapları ilk yazdıkları dönemler. İlk çıktıkları dönemler. Baktım ki hani bu Kobe başka bir şey, Startup başka bir şey. Bir bakayım ben bunlara dedim. Benim hani bu buralarda olmamın sebepleri de o anki ilgiler ve alakalar. Arkadaşlar benim. Dikkatli izliyor musunuz? İlk işi yurt arkadaşları kanalıyla buluyor. İkinci işi de okuldaki ders asistanlığına yaptığı dersi kurcalayarak buluyor ve onun kariyerinin değişmesine neden oluyor. Hani diyorum ya böyle işin nereden karşınıza çıkacağı belli olmaz. Her fırsatı değerlendirmek lazım. Gözleri açık tutmak lazım. Farkında olmak lazım. Şimdi gözü açık tutmak, farkında olmak aynı zamanda girişimcilere önerdiğimiz bir şey. Öyle, girişimcilik kesinlikle. Ekosistemine geçişin nasıl oldu? O da 3. yüksek lisansla oldu. Ben bir tane daha yaptım aslında bitirmedim. Boğaziçi'nde çevre bilimleri yüksek lisansı yaptım ben. Onun da sebebi şu, ben kendi kendine öğrenebilen bir insan değilim. Benim hani eski kafa bir adamım. Bir structure içinde birileri bana bir şey anlatırsa ben düşünebiliyorum onun etrafında. Ama böyle oturayım kendim öğreneyim benim en büyük eksiklerimden bir tanesi odur. Şimdi geliştirdik tabii son 5 senede de. Gittim çevre bilimleriyle de ilgiliyim birey olarak. İşte iklim değişikliği, climate financing yani iklimin finansal döngüde nasıl iş olacağı. Onlarla da ilgiliyim. Ben dedim ki finansı çok iyi biliyorum. Türkiye'de de işte iklim değişikliği, yenilenebilir enerjiyle alakalı bir aktivite olacak. İşte Kyoto protokolü falan imzalanacak. Ben burada uzmanlaşayım. Ben bu çevre bilimini de bilirsem Türkiye'deki tek adam olurum dedim. Ve o zaman yaklaşık 1 milyar dolar üzeri destek mekanizmalarına Türkiye dahil olabilecekti. Hmm. Gittim ben Boğaziçi'nde yüksek lisans yaptım. Hatta o dönem işte bizim tanışmamızda Boğaziçi'nde yüksek lisans yaparken YGA'ya girdim ben. YGA'dayken ben ta o zaman YGA'da tanıştık değil mi ilk? Ondan sonra işte benim işe girme Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Kesin. Yani YGA bir dernek aslında. Öyle, öyle. Young Guru Akademi. Sahada lider yetiştirmeyi hedefleyen bir dernek. İkimiz de sen orada YGA'da çalışıyordun galiba. Ben şey yani gönüllü YGA olarak gönüllülerindendin. Ben de bir YGA gönüllüsüydüm. Sen öğrenciler grubunda mıydın? Benim seçilen küçük kamp vardı ya. Kamptaydın. Ben de orada mesela, konuşmacı orada olarak geldim. Aynen. Biz de Ozan'la orada tanıştık. Aynen. Yani bu da yine ders dışı, okul dışı etkinlikte tabii. İlk tanışmamız Ozan'la. Aynen öyle. Sonra o çevre bilimleri yüksek lisansı, ben laboratuvar şeyi giydim. Beyaz önlük falan. Ha, yani ben bir de çok temiz konularla ilgilenmiyordum. İşte waste management, yani gübreden, atıktan enerji projelerinin finansmanıyla ilgilendiğim için bayağı atık testi bile yaptım yani laboratuvarda. Sonra o finansal mekanizmalar çalışmayınca ben tezimi yarıda bıraktım. Bitirmedim Boğaziçi'nin yüksek lisansını. Çevre bilimleriyle ilgili olduğum için de bir vasıtayla impact investing diye bir şeyle tanıştım. Yani sosyal etki yatırımının ne olduğunu öğrenmeye başladım. Çünkü ben finans tarafını da ilgilendiriyordum. Öyle de bir sosyal etki yatırımı yapan şirkete yönetici olarak girdim Bilgi Üniversitesi'nden sonra. Hani o da bir ilginin tamamen şeyi. O Türkiye'de sosyal girişimcilere yatırım yapmaya başladık. Onu araştırmaya, o sistemi kurmaya başladık. Onu kurarken de şey, işte Özyeğin dedim ki bu o dönem çok fazla sosyal etki yatırımı olmadığı için bu girişimcilik esasında ne yapabiliriz diye size ulaştım. Oradan da şeye girdim. Girişim fabrikası. Türkiye'nin ilk kampüs içi hızlandırıcısı, aynen, ilk önce aynen. Kuluçka Merkezi'ydi. Sen girdin de sonra hızlandırıcıya doğru çevirdik. Ve bu 2008 miydi? Yok, 2011'de kurduk zaten girişim. Tabii, 2012'de ben girdim. 2008 üniversitenin kuruluşu. 2012-2018, 6 yıldır girişimcilik ekosisteminin içindesin. İşte ondan önce de eğitim verdim mesela. 8 sene toplamda 8 sene bu işin içinde. Özeyinden sonra... Özelinden sonra yine ya bu tamamen kader kısmet işi arkadaşlar. Hani böyle planlıyorsunuz bir şey ama iyi niyet ve etrafınızdaki mentorlar ve destekle kariyerinizde nereye gittiğinizi görüyorsunuz. Sizin eski öğrenciniz sayesinde girişim fabrikası bir hızlandırıcı program, ön hızlandırıcı program dizayn etmesi istendi Öz'den. Ben de o ön hızlandırıcı programı tasarladım ve sundum. Hani yönettim. Onu da Suudi Arabistan'da bulunan dünyanın Amerika dışındaki en gelişmiş research institutlarından bir tanesi King Abdullah University of Science and Technology KAUST için yaptım.
2013 Mayıs. Özden senden önce gitti sadece. Tabii. Gitti, size ulaştı. Özden'in kocası doktor oradaydı. Yapıyordu. Aynen öyle. Alberta'da tanışmıştık onlarla. Aynen öyle. Ondan sonra size ulaştı. Siz dediniz ki biz Özyurt Üniversitesi olarak Türkiye'nin en girişimciyiz. Bu işi Ozan yapar. Ozan bunu dizayn etsin. Ozan dizayn etti. Çok beğendiler. Hadi gel çalış dediler. Ben de gelmem dedim. Programı yaptık. Ondan sonra Tabii. Bu programı da bu yapanı da alalım biz dediler. Sonra dedim ben gelmem. Suudi Arabistan'da ne işim var benim dedim. Ben karşıya kalayım. Çok para veririz dediler. Yok para ben hani bir Amerikanın aldığının 1/3 falan bir para aldım orada. Hani benimle aynı eşit düzeydeki bir Amerikanın aldığından çok daha az bir para aldım. Ama dediler ki biz burada bizim öz yayında yapmak istediğimiz üniversiteye ait bir fon ve fonun öğrencileri desteklemesi mekanizmasını kuracağız. Sen bunu kurarsan bunun başına geçeceksin dediler. Ben de kurarım dedim. Tamamen bilim odaklı, enerji, su, çevre ve tarım odaklı araştırmalar yapan bir üniversite. Sadece araştırma yapıyor. Ve iş geliştiriyor. Ve inovasyon var. İnanılmaz teknolojiler geliştiriyorlar. Her hocaya tamamen uluslararası bir kampüs. Ve öyle olduğu için de ben ortalama 2 master'ım var neredeyse. Az eğitimliydim orada. Ortalama 1,5 doktor. Milyonlarca dolar araştırma bütçeleri aynen, var. Doktora bütçeleri, yüksek lisans bütçeleri tamamen uluslararası bir yapı ve Nobel zaten ödülü almak isteyen bir yapı. Suudi Arap sayısı bayağı azdı değil mi? Aynen. Dolayısıyla ben oranın hızlandırıcı programlarını kurdum 2014-15-16'da. IP dediğimiz fikri mülki hak temelli bilim için bir hızlandırıcı kurdum. UC Berkeley ile Amerikalı işte dünyanın en iyi 5-6 üniversitesinden bir tanesiyle ortaklık yaptık. Normal etki yaratacak startuplar için ayrı bir hızlandırıcı program kurdum. Ve ben tabii rahat duran bir adam olmadığım için Suudi Arabistan'da değil sadece Orta Doğu'da bütün ülkelerde geçerli açık bir iş planı yarışması var. MIT'nin yaptığı. Onun da hızlandırıcı programını kurdum. Ön hızlandırıcı programını kurdum ekibimizle beraber. Mesela ben bütün Orta Doğu'daki Arapça konuşan bütün ülkelerden son 4 senede en çok girişimci yetiştiren ekip bizim ekip. Yani ben ve Kaos'taki arkadaşlar, iktisat diplomasından nerelere gidilebildiğini görüyorsunuz. Tesadüfler, biraz öyle. Fırsat kollama, gözünü açık tutma, fırsatlardan öyle. Fırsat çıkınca faydalanma, hazır olma. Tehditlerin etrafından dolanma, hazır olma ve biraz da risk alma. Öyle öyle. Ben gittiğimde siz git dediniz, iyi öğren ama hani sizin kadar destekleyen çok az insan vardı beni. Deli misin sen, Suudi Arabistan'a gidilir mi, özleyin bırakılır mı? Sonra ben de geldim, orada bir seminer verdim mesela. Türkiye'den Suudi Arabistan'a, oradan Amerika'ya. Ama bu arada yüzlerce, binlerce olmuş mu bilmiyorum ama yüzlerce Türk girişimcisiyle çalıştım. Öyle öyle, 1000 olmuştur rahat. Türk gençlerinde ne iyi ne eksik? Güzel. Türk gençlerinde ne iyi ne eksik? Benim gibi olanlar kendi kendilerini öğrenmeyi geç öğreniyorlar. Bir kere o bir eksiklik. Artık her şey online, bütün içerik online, her şey online. Mentorluk yüz yüze yapılması gereken bir şey. Ama biz içeriği alıp onunla biraz oturup düşünüp takıldığımız yerleri mentorlara ve hocalara soran bir eğitim düzeninden gelmediğimiz için kendi kendimize öğrenemiyoruz. Yavaş öğreniyoruz, öyle söyleyeyim. Bir o eksik. İki, çok kritik. Ya Allah aşkına İngilizcenizi geliştirin. Sebebi de şu. Şimdi diyelim ki bu sizin hayatınızı kurtaracak bir kitap. Ve bu İngilizce. Doğru yani. Bu sizin öyle hayatınızı öyle. Kurtaracak bir kitap. Mesela hani örnek zaten ama bu kesin lazım. Ve bu İngilizce diyelim ki. Şimdi bu İngilizce ise eğer sen İngilizce bilmiyorsan bu kitabın İngilizce'den Türkçe'ye gelmesi için bir ekonomik değer yaratıyor olması lazım. Bunu çeviren adama, yayıncıya, basana, bunun bir ekonomik değer olması lazım. Türkçe'de. O da çok fazla yoksa eğer bu kitap çevrilmiyor. Sen İngilizce bilmiyorsan da bu kitaba ulaşamıyorsun. Bir de çevrilecekse bile dışarıda çok satanlar listesine girmesi gerekiyor. Aynen aynen. Ve herkes ondan faydalanmaya başladıktan 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra sen okuyabiliyorsun. Aynen öyle. Aynen. Bunun çevrilmesi, 3 ay basılması. Hala diyorlar ki hocam Google Translate var, yok app'lar çıkıyor bilmem ne falan filan. Ne yaparsanız yapın. Yani zaman o kadar hızlı giderken senin
bir içeriği ulaşma. Geçelim. İngilizce bilmiyorsan yoksun abi. Yoksun, aynen öyle. İnanmayan öğrenmesin ya, aynen. Bize ne? Başka? Ondan sonra da küçük olmamaları lazım. Küçük düşünmemeleri lazım. Türkiye'den global başarı hikayesi çıkar mı? Çıkar. Ama Türkiye'den, Türkiye'de başlayıp sadece Türkiye'ye hitap eden, ondan sonra burada 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene çalışıp yurt dışına çıkmak isteyen global hikayesi çıkar mı? Çok zor çıkar. Benim önerim, bizim yaptığımız programların da amaçlarından bir tanesi, doğrudan globale hedeflemek için ne bir teknik beceri eksikliğimiz var, ne bir öngörü eksikliğimiz var, sadece korkuyoruz. Bir utangaçlık var. Küçük düşünüyoruz. Yani Türkiye 80 milyon büyük ekonomi, orada yapsam ya olabilir. Zekada sorun yok, hiç, aldığımız hiç, eğitimde hiç. Sorun yok ama biraz küçük, çekingenlik küçük. Var hani, küçük düşünüyoruz. Küçük olsun benim olsun, Türkiye piyasasında kalalım. Rahatız abi, burada her şey yolunda. Hani riski, hani kendini riske atma şeyimiz biraz az. Bir de çok yavaşız. Yani şu kitap tercüme şeyinden de bakarsak çok yavaş hareket ediyoruz. Hani burada başlayan bir fikrin aynı anda başka yerde kopyaları da başlıyor. Hani bir fikir tek bir kişiye gelmiyor dünya üzerinde. Biri öbüründen daha hızlı hareket ettiği zaman kaynaklara daha çok ulaşıyor, müşteriye daha çok ulaşıyor, yatırımcıya daha çok ulaşıyor. Sen yavaş yavaş gittiğin zaman da bir yere gidemiyorsun. Yani benim en çok üzerinde durduğum şey, yaptığınız işi çok çok hızlı, çok çok öğrenmeyi hızlandıracak şekilde yapmanız lazım. Çeviklik Türkiye'de önemli. Agility ve hani bizim lean dediğimiz aslında çabuk öğrenme mekanizmalarını geliştirmesi lazım girişimcilerin. Hani iktisat okusanız da böyle, endüstri mühendisliği okusanız da böyle, tıp okusan da böyle. Peki girişimciliğe en yatkın öğrenciler hangi bölümlerden geliyor? Benim bununla alakalı görüşüm eskiden mühendislerdi. Ama şu anda görüyorum ki aslında üniversiteyi bırakmaya yakın olanlardan daha çok gelmeye başladı. Daha marjinal öğrenciler yani. Evet, işte 2 ile 2,5 ancak bitirenler. Biraz kırık. Ve aslında programda o kadar önemli değil, değil mi? Değil. Yani bizim girişim... Mobile Action mesela, Aykut siyaset bilimi mezunuydu Bilkent'ten. Çok ne var alaka? Öyle. Yani Amerika'daki çoğu girişimci büyükleri baktığınız zaman ilk 20 şeye bak. Çoğu ya mezun değil ya bırakmış, sonra gitmiş, tekrar almış vesaire. Çoğu da hiç alakasız şeyler yapıyor. Mesela Reid Hoffman en şeylerinden bir tanesi. Filozofi yani. Language Science. Filozofi okumuş. Hani ne olur ne edin. Yani üniversiteyi şöyle düşünmesi lazım gençlerin. Lise hayatınız boyunca herhangi bir şeyle ilgilenme fırsatınız çok fazla olmadı. Üniversite sınavına hazırlandınız. Felsefeye ilgin varsa okuyamadın. Tarihe ilgin varsa vaktin yoktu. Sosyolojiye ilgin varsa vaktin yoktu. Matematik falan. Üniversiteye girdiğiniz zaman ne olur ne edin. Yani bir sürü şey okuyun, ilgi alanlarınızı genişletin, ne okursanız okun, diplomanıza ne yazacaksa yazsın, bir alanla alakalı derin bilgi elde etmeye çalışın. Bunu matematik okursan da yapabilirsin, işletme okursan da yapabilirsin. Bir alanla alakalı, sevdiğiniz alanla alakalı şey yapın. Benim örneğim, matematik seviyordum, çevre bilimleri seviyordum, iklim bilimleri seviyordum. Onlar beni bambaşka yerlere götürdü. Hani o ilgilerim olmasaydı ben ne sizle tanışırdım, ne çevre bilimleri yapar, hiç yapmazdım. Bir alanda derin dalın ama diğer evet. Alanların da temel paradigmalarını bilin. Tabii. Gelecek çok disiplinli. Kesinlikle diyoruz. Kesinlikle. Şu an baktığın zaman ben 4 sene sonra ne iş yaparım diyorsun. 4 sene sonra başvuracağın iş tanımları yok şu an. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir iş yok. Nasıl hazırlanacaksın o işe? Geniş bilgi havuzun olursa her işe yapabilirsin. Evet arkadaşlar, Ozan'dan aldığınız aslında satır araları da bir tavsiyede girişimciliği bir yaşam biçimi olarak düşünün. Girişimci olmak için de çevik olun, biraz cesaretinizi arttırın, bir alanda derin dalın ama yan dallardan olup ne bittiğini fark edin. Aynen. Network'ünüzü çok güçlü tutun. Kesinlikle. Gerçi bunları yapıyorlarsa girişimci olmamaya karar verip profesyonel de olmaya karar verseler bu beceriler onların çok işine yarar. Kesinlikle, ama her eninde sonunda artık şey dünyasındayız. Yani şey, her Türk genci girişimciliği tadacaktır. Tadacaktır. Çünkü 100 sene yaşayacaklar, 50-60 sene çalışacaklar. Aynen öyle. Bir de ya işte ben yurt dışına gitmek için nereden mezun olayım, ne okuyayım? İşte adam iktisat okumuş, ondan sonra MBA yapmış. Türkiye, sonra Suudi Arabistan, sonra Amerika. Her şeyi yapabiliyorsun. Gelecekte ne olduğunu sormuyorum çünkü bilmesi mümkün değil. Yani gel San Francisco'da 3 sene 5 sene çalıştıktan sonra ne olacağını yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Saat 16.30'da Cihan Yeşilyurt'ta devam ediyoruz. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü. Sağ olun Ozan'cığım. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler hocam.